Merhaba arkadaşlar, ben Guru Hoca. Stalin dönemi Sovyetler Birliği'ne devam ediyoruz. No Step Back DLC'si sonrası oyunu yavaş yavaş kavramaya başladık. Şimdi yeni Sovyet kadını National Focus'uyla devam edeceğiz. Hatta edelim. Evet, Chiang Kai-shek Yunan'da, yani Çin'in bir eyaletinde tutuklandı. Mao Zedong komünistlere mesajını gönderdi ve Chiang Kai-shek'i halka karşı ve devrime karşı yaptığı suçlardan dolayı yargılamanın tek fırsatının bu olduğunu söylüyor ve onu infaz edersek bu Komünist Parti'nin Çin'in liderliği için verdiği mücadelede büyük bir zafer olacağını söyledi. Bununla birlikte milliyetçileri de böyle kritik bir durumda güçsüzleştirirsek belki de Japonya'nın Çin'deki gelişimini durduramayız diyor. Yani Chiang Kai-shek'i öldürürsek Çin'de milliyetçiler güç kaybedecek ve Japonları durduramayacağız. Mao Zedong'u desteklersek de komünizm kazanacak. Gerçek tarihte her ne kadar ideolojik olarak çatışmış olsalar da Stalin milliyetçi Çin'i, yani Chiang Kai-shek'i destekledi. Başka bir burjuva sonu ile tanıştı diyor. Bunda Chiang Kai-shek ölüyor. Wang Jingwei lider oluyor. Veyahut da ona halen ihtiyacımız var diyebiliriz. Birazcık tarihe gitmek istiyorum. Ona halen ihtiyaç var diyoruz. Çünkü Japonya'nın Çin'i kolaylıkla yutmasını istemiyoruz açıkçası. Yani çıkarlarımız için komünizmi bile satıyoruz gördüğünüz gibi. Pekala şu. Evet. Çin cephesi ve Japonya ne yapıyor? Savaşı başlattı mı? Yakında başlatacak. Hindenburg kazası oldu. Bizde paranoya ne alemde? Paranoya %12. Şu Agitrop olayları var. Onlara şimdilik National Focus, pardon, Political Power harcamak istemiyorum. Çünkü Political Power'ın her birisi çok önemli. Boşa harcayacak tek bir Political Power'ımız bile yok. Onu belirtelim. Pekala. Teknoloji. Teknolojide de geç kalmayalım. Antitanklar üreteceğiz mi? Bence antitankların üretimiyle ilgili hemen başlayalım. Outdated Equipment'ta halen eski model. Şunu değiştirmeyi unutmuşum. 13 Haziran'da bunu erken submarine'lerden daha yenisini alayım. Bu arada şunu da yavaş yavaş geliştirmekte fayda var. Evet, paranoyayı şunların her birisi 20 azaltıyor. O nedenle en azından 20'yi geçsin. Evet, United Front. Yani Çin'de cephe kuruldu. Savaş başlıyor muhtemelen. Ne zaman başlayacak? Çin birleşti Japon tehdidine karşı. Bu arada bizim buradaki adamlarımız ne alemdeler? 5-24. Artık buraya bir şey göndermenin de mantığı kalmadı. Zaten en fazla 5 kişi. Ama Konev, yoldaş Konev oldukça güçlendi burada. Memlekete dönmesini bekliyoruz artık. Savaşı burada faşistler kazandı. Faşist Franco kazandı. Şuraya henüz generalleri falan yerleştiremiyorum. Aslında bir saniye, şu yeni ekrana da bakacağım. Ama ondan önce şu tasfiyeler falan ne olacak, o işin de sonunu merak ediyorum. İspanya'ya gönderdiğimiz şey çok bir işe yaramadı. Political şeyler var. Baltık'ın güvenliği muhabbeti var. Political paranoyayı yenmemiz gerekiyor. Yani öncelikle şu purge olaylarının falan tamamlanması gerekiyor burada. Middle East falan, Japonya olaylarına bir geçelim bir zahmet. Şimdi devletin korunması diyelim mi? Security Administration, İçişleri Bakanlıklarını vesaire koruyacağız. Mesela ne diyoruz burada? Hemen bir çevirelim. Terörist Zinoviev'in
itiraflarının yaşattığı şokla birlikte onun müttefikleri diyor partinin içerisinde ki sadık olan kişileri de soru işareti şüphe altında bıraktı diyor. Politbüro'nun durduğu her yerdeki her üyeyi bilmek durumundayız diyor. Political power paranoyayı 20 azaltacakmış. Evet 20 azaltsın. Paranoya o zamana kadar artacak zaten. Şu an 20'de. Birazdan oradan da düşecek. Modify government'ta yeni kişiler seçebiliyoruz. Volunteer only ile hiç oynamayayım. Zaten 1.30 milyon kişi bana yeterli olur. Daha farklı neler yapabilirim diye düşünüyorum. Bu arada artık şu construction olayına yavaştan başlasak mı diyorum. Aa bakın bu yol işaretleri yani yol yapımı şeyi çok etkiliyor. Fabrikaları çok etkileyecek. 4 tane askeri fabrikayı hemen yaptırıyorum. Bu arada orduda şu Army Command'de şuna bakmak istiyorum. Ordunun başına gelecek kişiyi seçebileceğim mesela buradan. Şu da bayağı artmış. Voroshilov, Blücher, Yegorov, Timoshenko falan var. Kitle saldırısı var. Burada taktiğimizi vesaire belirleyebiliyoruz. Donanmayı, hava kuvvetlerini. Neyse tasfiyelerden sonra yapalım. Şimdi adamı görevlendirmek için bunları harcarım. Ondan sonra adam tasfiye edilir, öldürülür. Havada kalsın istemiyorum. Şunları da yapalım. Casuslarımı boş tutuyorum şimdilik. Diğer ülkelerde sorun yaratmak istemiyorum. Evet, İspanya'nın altın rezervleri. Önceki patchlerde yoktu diye hatırlıyorum bunu. Aslında İspanya İç Savaşı'nda cumhuriyetçiler yani sosyalistler şey yaptılar. İspanya'daki altınları Sovyetler Birliği'ne kaçırmışlardı. Ne oldu şimdi bu? Emperyal İspanya'nın altın rezervleri ülkemize varalı çok zaman geçti diyor. Bir süre geçti ve de biz milliyetçi İspanya'ya yardıma devam ettik. Herhangi bir ödeme yapmadık diyor. Evet. Hükümet üyeleri bu konuyla ilgili görüşmeye başladılar diyor. An imperial olmaz mı bu? An imperial Spanish victory will be a payment enough. We will size the gold reserves as payments. Consumer good factories'i düşüren bir şey var. Ha, ödeme olarak altınlara el koyabiliriz. Yani bize bırakmışlardı ya altınlar. Altınları cukkalayabiliriz. Bence altınları zaten cukkalayalım çünkü bizim şeyler gitti. Political power'ımız her ne kadar düşecek olsa da faşistlere altın kaptırmak istemiyoruz. İspanya'nın altınlarına çöktük. Evet, akademide şüpheler var. Akademi dediği de işte askeri akademiler. Askeri akademilerde, military academies'de bir takım sorunlar var. Şimdi gelecekteki liderlerin sadakatini güven altına alalım diyoruz. Veyahut da akademi sorular sorulabilecek ve tartışmanın, eleştirinin açık olduğu bir yer olması lazım diyerekten şeye karışmayabiliriz. Anti-Sovyet askeri düşüncesini yasaklamayabiliriz. Bence yasaklamayalım da orduyu aşırı derecede çökertmek istemiyorum. Her ne kadar political power düşecek ve paranoya yükselecek olsa da Stalin'in savaştan önceki tasfiyelerini ben çok hem haklı bulmuyorum hem de mantıklı da bulmuyorum. Çünkü Sovyet ordusunun 2. Dünya Savaşı'na, Alman saldırısına çok hazırlıksız yakalanmasına neden oldu. Genç ve tecrübesiz generallerle bu savaşa, Büyük Vatanseverlik Savaşı olarak adlandırırlar onlar. Great Patriotic War denir. Bu savaşa çok hazırlıksız girmelerine neden oldu. Çok tecrübeli Sovyet generalleri tasfiye edildi, öldürüldü, tutuklandı, ordudan atıldı. Bu çok mantıklı bir tercih değildi aslında ama Stalin büyük bir paranoya yaşıyordu. Kendisine karşı bir devrim yapılacağı ve kendisinin indirileceğini düşünüyordu. Şu paranoyayı 20 düşürecek ama buna çok var. Şimdi hava kuvvetlerinde de bir tasfiye yapabilirim. ...25'in üzerine gelirse random tasfiye olayları ortaya çıkabiliyor. 75'te ise Great Purge oluyor. Great Purge'e ulaşsın istemiyorum.
şu sivil ekonomiden savaş ekonomisine geçmek için de war support'u arttırmak lazım. Doğrudan savaş ekonomisine geçmek istiyorum. Ara ekonomilerle uğraşmak da istemiyorum. Tabii her istediğimizi alamıyoruz. Bu bir strateji oyunu ve tercihler önemli. Yaptığımız bazı tercihler diğer seçeneklerin ortadan kalkmasına neden olacak. Evet, Japonya Çin'e savaş açtı. Şu bizim meşhur Adolf Hitler'le olan anlaşmamız olabilir. Molotov-Ribbentrop anlaşması. İki tane Dışişleri Bakanlığı'nın saldırmazlık anlaşmasıydı bu. Bunu yapmazsak ilişkimiz eksi 50 olacak ve de Armor Reserve Speed'imiz 365 gün için düşecek. Political Power da düşecek. Bunu yaparsak da A20 tankları ve KV-1 tankları için çeşitli varyantlar ortaya konulacak. Armor teknoloji daha hızlı gelişecek. Aslında izin vermesek nasıl olur? Bence bu Molotov-Ribbentrop anlaşması da çok akla yatkın bir anlaşma değildi. Armor Reserve Speed'imizi birazcık düşürecek 365 gün için. Ama ben bu anlaşmayı gerekli görmüyorum. İkiyüzlü bir anlaşma olarak görüyorum ve bunlara izin vermiyoruz. Birazcık da tarihi seyrin dışına çıktık burada. Sovyet Hava Kuvvetlerimiz zaten kötü durumdaydı. Şimdi Armor Reserve Speed'imiz bir yıllığına %75 az olacak. Yani 1938'e kadar tank üretimi yapmayacağım. Bunun anlamı bu. Marco Polo Köprüsü olayı var. Bu ortalığı çok karıştıran bir olaydı. Amerika Kongresi'nde de tarafsızlık politikasını devam ettirmek kararı çıktı. Amerika şu an çok sessiz, sakin takılmaya devam ediyor. Evet, buradaki savaş ne zaman bitecek? Evet, bizim 5 birliğimiz var. Ve Madrid artık düşsün yani. Yoksa bizim birliklerimiz orada perişan olacaklar. Yavaş yavaş istihbari şeyleri de yapalım. Evet, paranoya ne alemde? Paranoya çok yükseliyor. 46'ya geliyor. Şunun biraz rahatlatması lazım. Aslında tamamen deniz kuvvetleri üzerinden deniz kuvvetlerinden vazgeçip şurada yapabilirim diyeceğim ama Navy'yi yaptım sanırım. Paranoyayı 20 azaltıyor. Orduya çok dokunmak istemiyorum. Yani doğru söylemek gerekirse orduyu çok ellemek istemiyorum. Hava kuvvetlerini de biraz dinlendiririz. Orada da birazcık tasfiye yaparız. Hadi bakalım. Şimdi National Focus'umuz bir gelsin. Evet, National Focus'umuzu seçeceğiz. Bu arada şunları da tamamlayalım. Yıl olmuş 1937. Sanki biraz daha hazırlıksız gibi hissediyorum kendimi. Evet, şunla birlikte political paranoia 20 azaldı. 50'den 30'a düştü. Güzel. Ama halen yüksek. Zinoviev'it Terrorist Center olayını tamamla. Less recently than 175 days. Bir saniye. Bunu hemen mi yapmamız lazımdı? Bir saniye, oyunun dengesini bilmediğim için burayı kaçırdım. 175 günden önce mi bunu tamamlamamız lazımdı? Yani Zinoviev'i terör merkezini temizleyince muhtemelen şöyle bir mantık yaptılar. Eğer 175 gün geçmeden bunu başlatmam gerekiyor idiyse işte hemen Zinoviev'i terör merkezini temizleyip Troçki'yi de tasfiye etmemiz lazımdı. Herhalde Troçki burada kaçıyor. Bunu yapamıyor muyuz acaba? Zaten paranoya yüksek hale geliyormuş. Buradan gidemeyeceğiz. Buradan giremeyeceğiz. Paranoyayı güzel azaltıyormuş aslında bu. Collectivization of process. Yani kolektifleştirme süreci diyor. Bu kolektifler, kolektif yaşam komünistlerde mesela herkes apartmanlarda yaşıyor. Kolektif bir arada yaşıyor. Birlikte tarlaya gidiyorlar, çalışıyorlar, dönüyorlar. Yani özel bir hayat, özel mülkiyet tamamen yok.
tamamen üretime yönelik robotlaştırılmış insanlar gibi. Şimdi bunu deyince komünist arkadaşlar kızacaklar ama biraz böyle açıkçası, insanı makineleştiren bir şey. Ne yapıyoruz burada? Sivil fabrika elde ediyoruz. Political paranoyayı da 20 azaltıyor. Güzel. Ne diyor? Halledilmesi gereken birçok iş duruyor ve bazı bölgelerde de bu kolektifleştirme, yani tarlaların kolektifleştirilmesi süreci gerçekleştirilememişti. Bazı yerlerde bu süreç tamamlanmıştı. Yakında da diyor bu tarım devrimi gerçekleştirilecek diyor. Bunu yaptığımızda tabii tüketim ihtiyaçları fabrikayla ilgili -%20, daha çok fabrika açabileceğiz ve inşa hızımız artacak. Stability ve war support düşecek olsa da iki sivil factory, fabrika ve paranoyanın da düştüğünü göreceğiz. Hadi bakalım Stalin, bakalım bizi yeterince bu savaşa hazırlayabilecek mi? Ordularımı yok olmadan çeksem fena olmaz mı sizce? Ha, limit 8'e kadar çıkmış ama oraya daha fazla birilerini göndermeyeceğim. Askerlerim öldü ama yoldaş Konev büyük bir tecrübe kazandı. Yoldaş Konev'in önderliğinde Sovyet ordusunun daha güçlü olacağına inanıyorum. Pekala. Paranoya gene sıkıntılı bir noktaya gelirken 232 National Focus Political Power var. Nerede kullansam diye düşünüyorum. Tabii ki Infantry Equipment'ta kullanacağım. Tula Ordu Plantasyonu. Orada bir kullanalım. Çok fazla artarsa diye de saklıyorum. Evet, Spain gitti arkadaşlar. Spain gittiğine göre bizim o askerler de bir gelsinler. Şu Keltoş Golikov'un yerine Konev'i alacağım. Enrico Lister Sovyetler Birliği'ne ulaştı diyor. Ha, İspanyol şeylerden birisi. Refugee'lerden, mültecilerden birisi. Ülkedeki iç savaştan kaçtılar. Moskova delegasyonu tarafından kabul edildi ve bir grup tarafından ne diyor? Çoğunluğu çocuklardan oluşan bir grup tarafından İspanyol politikacıları ve askeri görevlileri aldı. Bunların arasında büyük komünist savaşçılar vardı. Enrico Lister gibi bir konuşma yaptı ve eski İspanyol ordusundaki subaylar Spaniardlar olarak anılıyor. Sovyetler Birliği'ne geldiler. Yaraları iyileştirildi ve de İspanyol halkının özgürleştirilmesi davasına katılan bu kişiler şu anda da Sovyet hükümetinden orduya, yani ordudaki rütbelerine katılması istendi ve faşizme ve emperyalizme karşı savaş istiyorlar. Enrico Lister'i de görevlendirebiliriz. Bütün İspanyol mültecileri kabul ediyoruz diyoruz. Evet, bizdeki yeteneksiz adamlar yerine bunları alabiliriz. Mesela geldi mi bu adam? Primakov, Lister geldi mesela, bakın. Stalinist ve sadık bir adam. Gerçi bayağı bir tırt bir adam çıktı. Üçüncü seviyede ama statları gerçekten kötüymüş. Yine de onu bir görevlendirelim. Bence fena olmaz. Şu Keltoş'un yerine de Konev Paşa'yı alalım mı? Ivan Konev. Ivan Konev birlikleriyle birlikte buraya gelsin. Neler yapılabilir başka? Onu düşünelim. Evet. Winter Expert. Kış uzman olduğu Zhukov. Yoldaş Zhukov. Bir saniye. Yani İspanya'ya dönmüşler. Şu adam şey değil miydi? Tukhachevski. Evet, Tukhachevski. Tukhachevski çok sağlam bir adam ama bunu tasfiye ediyorlar sanırım. Amiral Sergey Gorshkov suçlandı. Mavi gözlerimden sen suçlusun Stalin diyor. Ve bu Rus yoldaşı Amiral Sergey Gorshkov NKVD tarafından bazı şüpheli aktiviteler, yani şüpheli bir takım olaylara karışıyor. Çok sayıda olay rapor ediliyor. Tabii atmasyondan suçlamalar da olabilir. Ne yapalım? Donanmada böyle adamlara yer yok deyip
tasfiye edebiliriz. Evet, ünite lideri tasfiye edildiği için 15 düşecek. Retreat decision chance, kaçma şansı %25 düşüyor. Veyahut da political power'ı 60 düşürüp 15 paranoyayı arttıracağız. Deniz kuvvetlerine tasfiyeyi yapmış olalım. Donanmada böyle insanlara ihtiyaç yok. Orduyu çok tasfiye etmek istemiyorum ama donanmamız çok önemli. Pekala, şimdi ünite basabilecek gücümüz artık var. Bu arada yine September'a gelmiş. Bir tane daha uyduruk birim üretmişiz. Yavaştan şu piyade birliklerine basalım, ne dersiniz? Sovyetler neden üretemesin kardeşim? Hatta 3'er tane taze taze fırına gönderelim. Fırına gönderelim derken askerleri değil tabii ki. Yeni çıkacak adamlarımızı fırına verelim. Taze taze ekmek halinde çıksınlar. Pekala. Paranoya ne alemde? Ordunun zarar görmesini hiç istemiyorum. Gerekirse hava kuvvetleri görsün ama kesinlikle kara kuvvetlerine yönlendirmeyeceğim. Çünkü Molotov Ribbentrop falan da yapmadım ve tarihe gidiyorum. %25 diyor. Consumer Goods'u da indirmek istemiyorum. Hava kuvvetlerini de belki tasfiye edebiliriz ama daha fazlası değil. Military Conspiracy yapamayacağız. Anti-Sovyet Troçkist Merkez. Bunları yapamıyoruz çünkü şunun süresini kaçırdık. Bunu tabii bilmiyordum. Akademide yine bu muhabbet var. Anti-Sovyet Military Thinking Band. Bu çok kötü. Yani askeri akademiyi de, teoristleri falan da temizliyoruz. Evet, debufflar geliyor yani. Bizi güçsüzleştiriyor ama umarım bu başka şeylere yansımaz. 37 yılındayız. Şöyle bir bakalım. Interwar tankları içerisinde yeni modeller falan gelmiş. 36'da şu amfibi tankı. Light tank. Medium heavy'ler burada. Tiplerini değiştirmişler. Bunlara zaten yeni parçalar da takılacak. Welded armor. Ama şunu söyleyeyim. 269 gün diyor. Bu belki 1938'e kadar şu şeyi yediğimiz için gecikti bence. Scientist defect. Yani armor reserve speedimiz çok kötü. O nedenle 1938'e kadar hiç tankları elleyemeyeceğiz. Onu bir geçelim. Onun yerine biz donanmayı da sallıyorum. Donanma da çok önemli değil. Ama ordu ve hava kuvvetleri çok önemli. Çok kritik. Üretilen uçaklar Moskova semalarında uçsunlar. 338 fighter uçağımız ve 128 bombardıman uçağımız Sovyetler Birliği'ne hayırlı uğurlu olsun. Sovyet semalarını koruyacaklar. Madraşa'yı koruyacaklar arkadaşlar bunlar. Bu uçaklar. Xinjiang da Çin Birleşik Cephesi'ne katıldı. Politik paranoya idare edebileceğimiz bir noktada. Bunlar tamam. Pasif defans. Ordumuzu aşırı hazırlıksız hissediyorum bu arada. Aşırı hazırlıksız. Yani öyle böyle değil. Fransa ve Britanya ittifakı kurdu. Bakmak istediğim şey motorize birlikler. Motorize birlikler 2961 diyor. Çok sayıda var. İçlerinde motorize birliklerin içerisinde işte motorize Recon Company falan yapılabilir. Recon Company'yi yapalım. Tabii ben bu combat vite falan bakmıyorum. Bunun sabit değerleri falan var. Ben
biraz yanlış oynuyorum bu oyunu. Tam kurallarına göre oynamıyorum. Onu da belirteyim bu arada. Support artıları falan var. Support anti-tank. Ne dersiniz? Bence anti-tank önemli. Ama daha öncesinde Engineer Company yapalım bakalım. Support equipment'ımız ne alemde onu bir görelim. 1144 iyi, o da idare eder. E o zaman üretelim abi. 5 tane de bundan bas. Bu da Chernigov'da üretilsin. Pekala, paranoyayı biraz düşürmüş olması lazım National Focus'un. Güzel. Şimdi paranoya artarken bunu yapabileceğiz mi? Aa, yapabiliyoruz. Pardon. Bakın bu yanlış çevirmişim. Ne diyor? 175 gün geçmesi lazımmış Zinovyevit terörist merkezinden sonra. Şu an 245 gün geçmiş. Political power 25 artacak. Political paranoia 30 artacak. Ve bu tasfiye engellenemez diyor. Great Purge başlatıyor, yani büyük bir tasfiye başlatacak. İkinci Moskova yargılamaları. Ve haftalık political paranoia artı 1 olacak. Şu an haftalık %2. Değişen şey ne peki? Political paranoia'yı haftalık artı 1 olarak değiştiriyor. Neyse, biz Troçki'yi zaten temizleyeceğiz. Yoksa iç savaş çıkacak. Zinovyevit kumpasını araştırdığımızda diyor, bu işin içinde daha büyük bir anti-Sovyet terörist network'ü, ağı olduğunu fark ettik. Bakanlığımız, kurumlarımız içerisinde diyor. Bürokrasi içerisinde. Ve hatta bazı üyeler kime yardım ettiklerinin, hizmet ettiklerinin bile farkında değiller diyor. Ve biz artık bu kumpasın, bu bize karşı olan planın kökünü kazıyacağız diyor. Ve bunu yapmak için de önemli kararları almamız gerekiyor diyor. Evet, zorlu bir karar olacak. Anti-Sovyet Troçkist merkezine dalıyoruz arkadaşlar. Tasfiye, tasfiye, tasfiye. Advisor accused of treason. Yevgeni Prebrozovski. Kim olduğuna mesela şuradan bakabilirsiniz. Mesela şöyle çekelim. Muhtemelen şu üzerinde çarpı olan şunlardan birisidir. Ekonomist ve publicist, halkçı birisiymiş. Bu adamı getirmeye gerek yok. Bu adamı barındırmıyoruz. Tabii o adam şu an gulaklarda bile değil, öldü muhtemelen. Bir daha seçilemiyor. Political paranoya bayağı bir azaldı çünkü temizleyip duruyoruz. Üstünü çiziyoruz. Bakın mesela yeni şeyler geliyor. Heavy tank, mobile tank, medium tank. Şimdilik tankla işim yok. Partial mobilization'a da geçmek istemiyorum. Şunu %50 yapıp doğrudan hızlı bir şekilde geçmek istiyorum savaş ekonomisine. Becerebilir miyiz bilmiyorum. Bir tane fabrika. Pekala. Fabrika bu arada anti-tank niye üretmiyoruz? Şunun altına bir anti-tank. Bunu da hatta 2 yapalım. Ve şunu da şurada gördüm denizaltı muhabbetine. Early Submarine. Şurada Early Submarine'den 1936 Submarine'e mi geçeceğiz? Daha sağlam olana. Evet. Şuka'dan şuna geçeceğiz. 14 günlük üretim boş ver. Gitsin, önemli değil. Eski model üretmektense bu daha iyi. Zaten Kızıl Donanma çok kötü durumda. Ne olacak bilmiyoruz. Bakalım Troçki'nin başına neler gelecek.
Troçki'nin durumu hiç de iyi olmayacak kendisi için. Sovyetlere ve Stalin'in önderliğine ihanet eden komprador Troçkistler, Troçkist kırmaları cezalandırılacak. Kapitalist ve emperyalist ajanları artık Sovyetler'de barınamaz. Pekala. İkinci Moskova yargılamaları, mahkemeleri. Troçkistlerin ve teröristlerin ilk grubunun yargılamaları diyor. NKVD soruşturmalarıyla devam etti ve çok daha fazla delil elde edildi. Karl Radek tutuklandı ve de sorgulama sırasında kırıldı. Yani öttü. Ve de Troçki için çalışan çok sayıda kişinin olduğuyla ilgili bir ağ olduğu, bunun çok geniş bir ağ olduğunu, bunun varlığını belirtti diyor. Ve hükümette ve ordunun içerisinde bunların yerleştiğini belirtti. Evet, bu gizli örgütün, çetenin liderleri tutuklandı ve soruşturma altında suçlarını itiraf ettiler. Muhtemelen işkenceyle sorgulandılar. Ve bu liderlerin içerisinde Radek şu an mahkemede. Karl Radek. Suçları son yargılamalardaki suçlamalardan daha az diyor. Ama ölüm cezası kesin gibi gözüküyor diyor. Evet, şu karakterler gidecek. Bakalım bizim ekipten gidecek var mı? Aa, Nikolay Voznesensky gidiyor. Vay Nikolay Voznesensky, sen de hain çıktın ha. Endüstri Bakanı, gizli Troçkist seni. Ivar Smilga. Ivar Bey. Ivar Bey Sovyet ekonomisti geçiniyordu ama gizli bir Troçkistmiş. Karl Radek, uluslararası devrimci. Devrimci maskesi altında Sovyetleri yıkmaya çalışan bir hain doğasında. Nikolay Bukharin, ekonomik reformist, anarşist ve teorist. Halbuki o da bir hain. Ve Martemyan Ryutin, anti-Stalinist propagandanın başındaki kişi. Martemyan, bu sanki bir kadındı. Hatta bir tane balerini falan öldürmüşlerdi ya. Böyle değişik de bir kafa vardı. Yo, Martemyan Ryutin buymuş. Evet. Martemyan Ryutin. Evet, Troçkistçi tayfa halledilecek ve political paranoya 50 düşecek. Political paranoya 38'e gelmiş. Hop, bunu sıfıra indiriyoruz. Zaten bayağı bir adam temizledik. Hiç kimse kalmadı herhalde Sovyetler'de biz temizleye. Political paranoyayı indirecek bir şey var. Bunun yerine şuradan şey yapalım. Şurada fabrikamızı artıracak bir şey vardı. 91 fabrikamız var. 100 fabrikaya az kalmış. Air Experience de istemiyorum. PCDI'yi bulacağım. Çünkü şu şeylere geçmek istiyorum. Yavaş yavaş Sovyetleri daha güçlü hale getirmek istiyorum. Bu nedenle Found PCDI diyeceğim. Askeri fabrikaların çevirme hızı ve üretim kapasitesinin etkinliğini artıracak bir sanayi ile ilgili bir şey yapacağız. Defans, halkın savunma savunma endüstrisi komiserliğini, yani bakanlığını kuracağız arkadaşlar. Ve devamı gelecek bölümde. Her bir bölüm 30 dakika olacak arkadaşlar. Tarih 2 Aralık 1937'yi gösteriyor. Kış zorlu geçiyor. Sovyetler ayakta durmaya çalışıyor. Sanayisini güçlendiriyor ve içindeki hainleri temizliyor. Stalin'in önderliğinde zafere kadar ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.